Hocalarım merhabalar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ilk çağ uygarlıklarıyla alakalı hangi sorular varmış birlikte çözelim. Şimdi hocalarım, ilk sorumuz bize diyor ki aşağıdaki kavramlardan hangisi Roma uygarlığının kültür ve medeniyetiyle ilişkilendirilemez diye sormuş. Beraber bakalım. Şimdi burada cevap zaten direkt Aspendos'a gidiyor. Aspendos biliyorsunuz Bizans yani Doğu Roma döneminde Antalya'da yapılan mimari eserlerden bir tanesi. Bu arada Bizans'ın mimari eserlerini kesinlikle ezberleyin. Yani Doğu Roma'nın ÖSYM çünkü buradan belli aralıklarla soru sordu. Tekrardan gelir. Şimdi cevap Adana. Ama burada Adana önemli değil. Bizim için önemli olan diğer seçenekler. Çünkü bunları bilmeniz gerekir. Bunlardan henüz soru gelmedi ve gelebilir. Nekropolis'le beraber başlıyorum. Nekropolis dediğimiz aslında şöyle. Roma uygarlığı döneminde oluşturulan toplu mezarlara verilen isimdir hocalarım. Yani bugünkü bizim mezarlıklar gibi aslında hani. Adamlar mezarların olduğu yere nekropolis adını vermişler. Geldik Agora'ya. Agora'da şöyle yine Roma uygarlığında kamu binalarının olduğu yerde meydanda açık bir alan var. İşte o kamu binalarının arasında kalan halka açık meydana Agora adı verilir. Yani o dönemin en meşhur böyle hani başkentin meydanlarından bir tanesi öyle milletin buluşma noktasıdır muhtemelen. Öyle kalsın aklınızda. Agoranamus bu da yine şehirle alakalı görevlilerden bir tanesi. Pazar yerlerinde düzeni ve güvenliği sağlayan görevlidir. Buraya da pazar yerleri diyelim. Pazar yerlerinde düzeni ve güvenliği sağlayan görevli. Yani bizdeki muhtesip gibi belki düşünülebilir. Hani tam karşılığı değildir ama sadece benzeri olduğundan bahsedelim. Bir de Penton. Hocalarım Penton ise yine Roma uygarlığında tüm tapınakların birliğine, en büyük tapınaklarına verilen isim. Şimdi en büyük tapınak şöyle Roma'daki bütün tapınaklar Penton'a bağlı olarak gidiyor. O yüzden tapınaklar birliği diye geçer. Aslında Roma'nın en büyük tapınağı olarak da bilseniz olur. Sonuç bu kavramları ezberlemeye çalışın sınavda da karşınıza çıkar. Geçelim hocalarım. Evet geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Roma uygarlığı aşağıdaki mücadelelerden hangisiyle Makedonya bölgesindeki Antigonitlerin hakimiyetine son vermiştir diye soruyor. Şimdi burada seçenekte yer alanların büyük bir çoğunluğu Roma'nın yapmış olduğu önemli savaşlar arasında yer alır. Biz sorumuzun cevabıyla beraber başlayalım. O da Paitna Savaşı olacak. Şimdi hatta Paitna'ya başlamadan şundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Büyük İskender'in ölümüyle beraber toprakları 3 parçaya ayrılıyordu komutanları tarafından. Bunlardan birincisi Makedonya bölgesine hakim olan Antigonitler. İkincisi Trakya ve Anadolu topraklarına sahip olan Selevkoslar. Hatta o da kendi içinde 4'e ayrılır. Bir de Mısır topraklarına sahip olan Ptolemeler vardı. Bunları bileceğiz. Kesinlikle bunların sorusu geliyor. Şimdi Paitna Savaşı ile beraber Roma uygarlığı Makedonya bölgesindeki Antigonitlerin varlığına son vererek Makedonya'da hakimiyetini sağlar. Buraya bir Makedonya diye yazalım. Yani Antigonit hanedanının sonunu getiren savaştır. Aklınıza böyle kalsın. Geldik bir diğerine Samnit Savaşı. Hepsini teker teker burada anlatacağım. Aslında bunları tek tek soru yazayım dedim ama şimdi aynı konuyla alakalı 3-4 tane tekrar tekrar soru çözmenin bir mantığı yok. O yüzden hepsini tek bir yerde birleştirmeye çalıştım. Hocalarım Samnit Savaşı ise İtalya'nın güneyinde bulunan Samnitler adı verilen bir topluluk var aslında. Onlarla yapmış oldukları mücadeledir. Hatta 3 tane savaşları var. 1. Samnit, 2. Samnit, 3. Samnit diye gidiyor. Ve bu mücadelelerin sonunda İtalya tamamen Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına dahil ediyor. Yani size soru gelirse muhtemelen böyle gelir. Roma'nın tamamen hakimiyet altına alınması derse Samnit Savaşı'na gidiyoruz, tamam mı? Şimdi gelelim Magnesia'ya. Magnesia Savaşı ise yine hocalarım Roma uygarlığının kendi müttefiki olan Bergama ile beraber birleşip Anadolu'daki Selevkoslara karşı yapmış olduğu mücadeledir. Hatta o dönemde Selevkosların başında da 3. Andronikos diye bir adam var. Ve Selevkoslar Magnesia Savaşı ile beraber ortadan kaldırılır. Böylece Roma'nın Anadolu hakimiyeti güçlenmiştir. Yani Anadolu'nun tamamına hakim olamıyor ama büyük bir bölümüne hakim olmayı başarıyor. O zaman şunu öğrendim. Bak Paitna Savaşı ile beraber Antigonitlere son veriyorlar. Antigonit hanedanına. Magnesia Savaşı ile beraber Anadolu'daki Selevkoslar hakimiyeti sona eriyor. Buna da dikkat edin. Bir de bu Magnesia Savaşı'nda Selevkoslarla savaşıyoruz ya. Selevkosların yanında Bergama da var. Ona da dikkat edin. Yani Bergama, Selevkoslar bir taraf, Roma bir taraf. Tamam. Geldik Actium. Actium biliyorsunuz sınavda soruldu. Hatta sınavdan önce de ben bunun sorusunu yazmıştım ama işte nasip olmadı çözemedik. Şimdi burada beraber toparlamış olacağız. Actium Savaşı ile beraber Mısır'daki
Ptolemelerle savaşacaklar ve onların hakimiyetine son verecekler. O zaman böylece Büyük İskender'in 3 hanedanına da, 3 komutan hanedanına da Roma'nın son verdiğini ve hangi savaşlarla beraber son verdiğini öğrendiniz. Şimdi bunları sakın hocam bu ne ya, bu kadar ayrıntı olur mu demeyin. Aktium Savaşı'nı defalarca anlattım, adamlar sınavda sordu. Şu diğer seçenekler var ya, çıkmış soruları inceleyin, hepsini göreceksiniz sosyal ve tarih sorularında. O yüzden bunların kesinlikle tamamının da ezberlenmesi gerekir, çok çok önemlidir. Peloponneslerle yapılan mücadeleyi zaten Peloponnes Savaşı'nı zaten biliyorsunuz hocalarım. Bunu Yunan'la bir Yunan diyorum. Roma'yla bir alakası yok. Yunanlar da Atina ve Sparta öncülüğünde gerçekleşen şehir devletlerinin savaşı idi. 27 yıl boyunca sürüyordu. Hatta Peloponnes'in kaybedilmesiyle beraber yine hatırlarsınız. Makedonya gelip Yunan şehir devletlerini kendi hakimiyeti altına alıyor. Sonra Büyük İskender ortaya çıkıyor vesaire vesaire şeklinde ilerler. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet, soru bize diyor ki insanlık tarihinin antropolojik bir tasnifi olmakla birlikte temelde yine ekonomik ve kültürel ölçütlere bağlı olarak yabanilik, barbarlık ve uygarlık olarak üçe ayıran aşağıdakilerden hangisidir? Bence muhteşem bir soru olur. Evet, gıcık bir bilgi ama hocalarım bu kavramlar daha öncesinde kullanıldı. O yüzden MEP kitaplarında falan da geçiyor. Dikkat etmenize yarar var. Şimdi direkt sorunun cevabıyla beraber başlayacağım. Henry Lewis Morgan. Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bu adamın öncülüğünde oluşturuluyor. Yani adam antropolojik olarak incelerken yabanilik, barbarlık ve uygarlık toplumların gelişimini antropolojik açısından, tabii sosyal bir temel dayanağı da var, bu şekilde sınıflandıracak. Yanlış hatırlamıyorsam 1840'larda falan ortaya atıyor. Bu yönüyle karşınıza çıkar. Şimdi bunun dışında bir iki şeyden daha bahsedeceğim burada. Şu Thompson'dan bahsedeceğim. Bizim bu Thompson dediğimiz şey değil. Danimarkalı Türkiyolog William Thompson değil. Bu C.J. Thompson diye geçer. Siz sadece şöyle kısaltmasıyla beraber bilseniz yeterli. Bu adamın önemli olayı da nedir biliyor musunuz? Üç çağ sistemini ortaya atıyor. Üç çağ sistemi derken şöyle taş, tunç, demir şeklinde tarih öncesi dönemleri sıralamaya çalışmış. Ben buraya bir yazayım. Taş, tunç ve demir şeklinde gruplandıracak. Fakat Thompson'ın yapmış olduğu bu gruplandırma yine 1830'larda falan olması lazım. Bunu geliştirdiler. Kim geliştirdi biliyor musunuz? Lubrock geliştiriyor. Lubrock dedi ki abi bu böyle olmaz. Bunu daha ayrıntılı bir hale getirelim. Adam burada taş devrini kendi içinde bölümlere ayırıyor. Hani paleolitik, neolitik, mezolitik, neolitik diye gidiyor ya. İşte o ayrımları yapan Lubrock'tur. Buraya da onları paleolitik, mezolitik, neolitik diye kısaca yazmış olalım. Ve kesinlikle 3 çağ sistemi üzerinden soru gelir. Eğer 3 çağ sistemini taş, tunç, demir diye ayıran derse Thompson'a gidiyorum. Ama daha ayrıntılı bir şekilde paleolitik, mezolitik, neolitik şeklinde kavramlar sorarsa Lubbock'a gidiyorsunuz. Eğer yukarıda olduğu gibi yabanilik, barbarlık ve uygarlık olarak tanımlarsa, tabi bu direkt tarih öncesiyle alakalı değil ama daha sosyo-kültürel olarak inceler. O zaman da Henry Lewis Morgan'a giderim. Kesinlikle dikkat edin. Bunun dışında Daniel Wilson'a şimdilik takılmanıza gerek yok. Edward Tyler, yani antropolojinin kurucularından bir tanesidir ama çok sorusunun geleceğini zannetmiyorum. Sadece duymuş olsanız yeterli. Burada soru üzerinden söylüyorum. Lubbock'a, Thompson'a ve Morgan'a dikkat edin ve duyduklarınızı kesinlikle not alın. Geçelim. Evet, geldik bir diğer uygarlığımıza, sorumuza. Bugün konuşamıyorum niyeyse. Sabahtan beri çok yoğun dersim vardı. Diyor ki Mısır uygarlığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Şimdi hocalarım, Mısır uygarlığı biliyorsunuz kendine has bir uygarlıktır. Etrafının çöllerle kapalı olmasından dolayı adamlar çok böyle sağa sola iletişim haline geçemeyecekler. Bu yüzden kendine has bir uygarlık olarak Narmer, onu da biliyorsunuz değil mi? Narmer öncülüğünde kurulur. Hatta bu Narmer Mısır uygarlığını oluşturduktan sonra Menes ünvanını alaraktan ülkeyi yönetmeye başlıyor. Şimdi beraber bir bakalım. 3. Tutmosis döneminde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Doğru. Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Doğru. Bak bu çok güzel bir soru olur. O yüzden buna şu Tutmosis olacak. T harfiyle yazılacak bu arada. Şimdi hocalarım, Nom adı verilen şehir devletleri Mısır uygarlığındadır. Hatta bunların adı başına Saru adı verilen yöneticiler, Saru Beyi gibi düşünün, yöneticiler atanacak ve onlarla beraber yönetimlerini gerçekleştirecekler. Tabi ilerleyen dönemde merkezi krallık haline firavunlarla beraber geliyorlar. İlk devlet arşivlerini oluşturmuşlardır. Yanlış. Zaten bu soruyu yazmaktaki amacım size bu bilgiyi vermek. Hocalarım, Milli Eğitim ve Açık Öğretim Kaynakları der ki ilk defa devlet arşivleri
Mezopotamya'da milattan önce 3000'li tarihlerde oluşturulmaya başladı. Yani Mezopotamya dediği andan itibaren Sümerler yazıyı kullanıyor ya. Hani bunu belki Sümerlerle başlar diye netelendirebiliriz kil tabletler üzerinde diyor. Ama doğrudan bir uygarlık ismi vermemiş. Fakat bunun Mısır'da olmadığını bileceğiz. Yani devlet arşivi dediği zaman direkt Mezopotamya'ya gidiyorsunuz. Sakın şeye de gitmeyin ha, Hititler, Anallar falan. O tarih yazıcılığı. Tarih yazıcılığı başka bir şey, devlet arşivi başka bir şey, dikkat edin. Hititlerle Kadeş Anlaşması'nı imzaladılar. Biliyorsunuz ki 16 yıl süren mücadelenin sonunda Asurluların Anadolu'yu tehdit etmeye başlamasıyla beraber Hititlerle masaya oturup ilk tarihteki ilk büyük anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı imzalayacaklar. Amon, Ra, Sis ve Osiris önemli tanrıları arasında yer alır. Doğrudur hocalarım. Zaten Mısır'da da diğerlerinde olduğu gibi çok tanrılı inanış var. Ve Mısır'da devlet yönetimi Kenbet adı verilen meclislerde gerçekleşiyordu. Bundan daha önce bahsetmiştik ve adamlar hieroglif adı verilen resim yazısını kullanacaklar. Hatta hieroglifin çözülmesinde etkili olan da biliyorsunuz ki Şampolyon'dur. Bunu da sorabilirler. Dikkat edin. Aynı zamanda hieroglifler Fenike alfabesinin temelini oluşturuyor. Fenike Ugarit yani tarihteki ilk alfabe yazısı olarak geçer. Bir de yine yazı demişken papirüs biliyorsunuz ki ilk defa Mısır uygarlığı tarafından kullanılmaya başlayacak. Ama bu papirüslerin yan yana gelip birleşip de kitap haline gelmesi Bergama Krallığı'dır. Anadolu krallıklarından biri olan. O yüzden sen Mısır denildiği zaman sadece papirüsü kullandığını bil. Kitap dediği zaman Bergama Krallığı'na gideceğiz. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Yani bunun dışında Mısır'la ilgili Herodot eserinde bahseder. Bir de bilimsel gelişmeleri var. Onları da zaten çalışırsınız. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Roma uygarlığında sosyal sınıflardan hangilerinin bulunduğu söylenebilir diye sormuş. Şimdi hocalarım, Roma uygarlığı sosyal sınıf ayrımının böyle çok katı, hani kast sistemi gibi olmasa da bulunduğu uygarlıklardan bir tanesidir. Ve burada diyor ki hangileri vardır, beraber bakalım. Önce Servi ile beraber başlamış. Servi Roma uygarlığında ne demek biliyor musunuz? Köle demektir. Libertilerden bahsetmiş. Evet, bunu da alırım. Libertiler de hocalarım azledilmişler. Azledilmişleri ifade eder. Şu zaten civis diye geçen, bu da vatandaşlar demektir. Yani Roma'nın hür, özgür vatandaşları. İşte Roma'da sosyal sınıf ayrımı, gruplaşmalar bu şekildeydi. O yüzden üçünü de alırım. Serviler köle, libertiler azledilmişler, civislar da vatandaşlar. Bu açık öğretim sınavında sorulmuş bu arada, haberiniz olsun. Ben de oradan almıştım bu bilgiyi. Sırf bu şeyleri vermek için size bu soruyu yazdım. Bence dikkat etseniz iyi olur. Geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki milattan önce 3000'lerde Mardin merkezi olarak kurulan, Musul ve Kerkük bölgesine kadar hakimiyetini genişleten, kültürel benzerliğinden dolayı proto Türk olduğu düşünülen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunu zaten yakalamışsınızdır hocalarım. Hakkında bilgiler verilen, sadece bu kadarını bilsen yetiyor bu arada. Daha fazla bir şey bilmene gerek yok. O da Hurriler olacak. Cevabınız Hurrilere gider. Şimdi diğerleri, Kimmerlere çok takılma. Bizim şeyle falan savaşları var ama Asurlarda da mücadele ediyor gerçi Kimmerler. İskitlerle de mücadeleleri var. Urartular, Van, Tuşba merkezi olarak kurulmuş Anadolu uygarlıklarından bir tanesi. Menua ya da diğer adıyla Şamran kanalı soruldu Urartulara ait. Buna dikkat et. Hattilerden daha önce bahsettim diye hatırlıyorum. Anadolu'nun bilinen ilk uygarlığıydı Hattiler ama çok böyle yazıyı kullanmadıkları için haklarında çok böyle büyük bir bilgimiz yok. Zaten Hititler de Hattilere son vererekten buraya da hakimiyet sağlayacaklar. Bunun dışında Mitanniler Suriye bölgesinde hakim olan ilk çağ uygarlıklarından bir tanesidir. Mitannilerle alakalı belki şuna dikkat etmeniz iyi olur. Hititler 1. Çubbiliruma dönemini yaşıyorken Mitannilere son vererek Suriye bölgesini hakimiyet altına alıyorlar. Hatta Suriye'nin hakimiyet altına alınmasıyla beraber de şey başlıyor, siz söyleyin adını, Mısır'la yapılan Kadeş Savaşı başlıyor. Çünkü Suriye topraklarında anlaşamıyorlar, bundan kaynaklanıyor. Belki bunu sorabilirler. Bir de 1. Çubbiliruma bu şeylere, nerede o Mitannilere son verince Hititleri imparatorluk haline getirir. Buna da dikkat etmenize yarar var. Evet, böylece bunu da çözmüş olduk. Geçelim hocaların bir diğer sorumuza. Evet, soru bize diyor ki hakkında bilgiler verilen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Mutlak monarşiyle yönetilmişler. Doğunun Romalıları olarak biliniyormuş.
ve çok tanrılı inanış. Şimdi çok tanrılı inanış zaten hepsinde var. O yüzden buna çok takılmana gerek yok İbranilerin dışında. Ama size bir önceki soru çözümünde bir bilgi vermiştim. Eğer Doğu'nun Romalıları diye bir soru gelirse kesinlikle Asurlara gidiyoruz. Hocalarım, Asurlar gerçekten de Mezopotamya'nın önemli uygarlıklarından bir tanesidir. Ve bu adamlar birinci en önemli özellikleri Ninova'da bir kütüphane oluşturmalarıdır. İşte o kütüphaneden dolayı da daha diğer Mezopotamya uygarlıklarına göre modern bir yaşamları var. Bundan dolayı da Doğu'nun Romalıları olarak biliniyorlar. Önce şuradan bir Asurları işaretleyelim. Mutlak monarşi ile yönetilecekler, bunu zaten biliyorsunuz. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu adamlar ticaret kolonileri kuracaklar. Özellikle Anadolu'da, Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapıyorlar. Ve bu ticaret kolonilerine de Karum adını verecekler. Karum daha çok böyle rıhtım, liman gibi anlamlara gelir. Hatta en meşhurlarından bir tanesi de Kayseri Kültepe, biliyorsunuz. Ve bu adamlar Anadolu'ya ne satıyorlar? Kalay satıyorlar. En çok Asur bölgesinden, Mezopotamya'dan Anadolu'ya kalay getiriliyor. Ve yine Asurlar döneminde Vabartum adı verilen kervansaraylar yapılır. Buna dikkat edin. Anadolu'ya yazıyı getirdiler. Bunu biliyorsunuz. En parlak dönemlerini soramaz ama Asur Banipal dönemidir. Buna da dikkat etmenize yarar var. Bir de Kral Yolu hocaları. Bu adamların kullandığı en önemli ticaret yollarından bir tanesidir. Ona da dikkat edeceğiz. Hatta çok az bir kısmını bu adamlar yapıyor. Bunun dışında Sümerler zaten biliyorsunuz ilk... çok özür dilerim, telefonum çaldı. Mezopotamya'nın ilk uygarlığı. Sümerlerle ilgili çok farklı bir şeyden bahsetmeyeceğim. Ama onun dışında Akatlarla ilgili soru karşımıza çıkacak. Yine de hatırlamış olalım. Bizim Akatlar biliyorsunuz ki dediğimiz, yine konuşamadım. Tarihte bilinen ilk disiplin orduyu ve bununla beraber tarihte bilinen ilk imparatorluğu oluşturacaklar. Sargon'la beraber Agade merkezi olarak kurulurlar. Elamların çok önemli bir özelliği yok. Yine Mezopotamya uygarlıklarından bir tanesidir hocalarım. Böyle takılmanızı gerendirecek yani bir şeyleri yok. Dörtler kurulu var, meclisleri. Belki onu bilseniz yeterli olur. Babil'den zaten bahsedeceğiz. Babil önemli. Geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri sömürgecilik faaliyetinde bulunmuşlardır diye sormuş. İyonyalılarla beraber başlıyor. Şimdi İyonyalılar Anadolu'da kurulan uygarlıklardan bir tanesiydi. Ve şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. İzmir, Efes, Foça, Milet, Sisam, Sakız bölgesinde. Ve İyonyalıların önemli özelliklerinden bir tanesi de özgür düşünceden dolayı bilimin en çok geliştiği, hatta ilk çağ Rönesans'ı yaşatan uygarlık diye bilinen uygarlıktı. Peki bu adamların kolonileri var mı? Var hocalarım. Hatırlayın, Trabzon'da, Amasra'da bu adamlar Kefe'de önemli ticaret merkezleri oluşturacaklar idi. Yani kolonicilik faaliyetinde bulunuyorlar. Asurlulardan biraz önce bahsettik. Onlar da yine kolonicilik faaliyetinde bulunurlar. Hatta Kayseri Kültepe bunlardan en önemlisidir demiştik. Bir de Fenikeliler. Şimdi Fenikeliler Doğu Akdeniz uygarlıklarından bir tanesiydi. Coğrafi bölgeleri engebeli olduğu için çok böyle tarımla uğraşamadılar. Onun yerinde de kolonicilik faaliyeti yani ticaretle uğraşıyorlardı. Hatta ilk defa yelkeni kullanmışlar idi. Peki neler vardı? Kartaca ki en önemlisidir. Bunun dışında hocalarım Gades yine bu adamların kolonilerinden bir tanesi. Malta, Tunus, Sayda, Sur, Biblos gibi gider kolonileri arasında. Bunları ezberlemeniz gerekir. O zaman üçünü de alırım. Kolonicilik faaliyetinde bulunan uygarlıklar arasında. Geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki bize Babil uygarlığı tarafından hazırlanan günümüzde Louvre Müzesi'nde sergilenen tarihteki ilk anayasa aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde oluşturulmuştur diye sormuş. Şimdi hocalarım önce şunu bir toparlayalım. Eğer tarihte ilk defa anayasa değil de kanunların kullanılması deseydi o zaman Sümerlere gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki Sümerler'de adamlar ilk defa Urgakina kanunları adını verdiğimiz kanunları oluşturacaklar. Böylece ilk defa yasal düzenlemeler yapılmış olacak. Nerede? Sümer uygarlığında. Tabii Sümerler'de sadece şey değildir. Yani Urgakina ile beraber başlayan kanunlar yok. Bunun dışında bu adamlara ait olan yine Lipit İştar ve İştanbu adı verilen kanunlar da vardır. Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Ama burada sorunun cevabı, özür dilerim, soru da bize anayasayı soruyor. Anayasa dediği zaman tabii ki de Hammurabi'ye gidiyorum. Hammurabi tarihte bilinen ilk anayasayı oluşturacak. Bu yönüyle bizim için önemli. Ve bu anayasa tam anlamıyla hepsi biraz zarar gördüğü için
toparlanamadı ama çok büyük bir bölümü Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Buna da dikkat etmenize yarar var. Hatta burada şundan bahsedeceğim. Güneş tanrısı Şamaş, duydunuz mu hiç bilmiyorum. Güneş tanrısı Şamaş'ın yazdırdığı söylenir o dönemin efsanelerine göre ve Hammurabi'nin oluşturduğu anayasa kısasa kısas ilkesine dayanır. Yani siz birine zarar verdiğinizde aynı şekilde size de zarar vererek cezalandıracaklar. O yüzden buna da dikkat edin. Şu Marduk var ya Marduk. Marduk da yine Babil uygarlığının baş tanrısıdır. Buraya baş tanrı diye yazalım. Evet çok tanrı inanış var ama baş tanrıları Marduk'tur. Nabukadnezar zaten en parlak dönemleri olacak. Narmer Mısır'da siyasi birliği sağlayan adam Menes ünvanını alıyordu. Urgakina'da biraz önce bahsettik. Sümerler'de ilk defa kanunları, hukuksal düzenlemeleri yapan adamımız idi. Ve bu yönüyle de bizim için önemliydi. Ona da dikkat edin demiştim. Ha bu arada Urgakina kanunları ceza, fidye, bedel esasına dayanır. Ve Urgakina kanunları ile beraber kişilerin hak ve özgürlükleri koruma altına alınmıştır. Hammurabi kanunları ona göre anayasası daha doğrusu daha sert bir anayasadır. Ona da dikkat etmenize yarar var. Geçelim hocalarım. Evet geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki ilk çağın tüccar toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diye sormuş. Beraber bakalım. Şimdi burada bak Soğutlar, Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, Urartular. Şu dördü de evet ticaretle uğraşan önemli uygarlıklar arasında yer alır. Fakat Urartular biraz önce de bahsettik Van Tuşpa merkezi olarak kuruluyordu. Ve bu adamlar daha çok tarımla uğraşacak. Tarımla uğraştıkları için de öyle gümbür gümbür bir şeyleri yok hocalarım. Ticaretle ilgili potansiyelleri yok. Sadece şundan bahsetmiştik bununla alakalı hatırlarsınız. Menua ya da Şamran kanalı adı verilen bir kanal yapmışlardı. Hatta bunu da sordular. O yüzden dikkat edin. Soğutlardan bahsedeceğim biraz. Cevap edin onu bir işaretleyelim. Hocalarım Soğutlar Orta Asya'da yaşayan ticaretle uğraşan kavimlerden bir tanesi. Semerkant merkezi olarak bir iki defa devlet kuruyorlar ama çok böyle etkili oldukları bir dönem yok. Bu adamlar hatta kaçtı? 5. yüzyıldan itibaren Akun hakimiyetine giriyorlar. Daha sonra bir dönem Göktürklerin hakimiyetinde yaşıyorlar. Hatta Göktürklerin hakimiyetinde yaşadıkları dönemde yine Göktürklerde ticaretin gelişmesinde de Soğutlar etkili olacaklar. Bu yönüne de dikkat edin. Ve Soğutlu tüccarlar çok iyi para kazandırdıkları için ipek ticaret yolu üzerinde zaten Göktürkler bunları hakimiyet altına alıyorlar ve koruyorlar. Bir de şeyden bahsedeceğim. Hani biz 1. Göktürk Devleti zamanında İstemi Yapku ile beraber ilk defa Bizans'a bir elçi gönderiyoruz ya manyak adı verilen. O adam mesela Soğutlu bir tüccardır. Ona da dikkat edin. Bu adamı alıp götürmüşler. Onun dışında Asurlar, Fenikeliler biraz önce bahsettik. Lidyalılar da hocalarım zaten parayı kullanacaklar ve kral yolu en önemli özellikleri. Yine ilk çağın tüccar toplulukları arasında yer alırlar. Geçelim. Evet geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Akatlarda kendini Akad'ın tanrısı ve dünyanın dört bölgesinin kralı olarak ilan eden hükümdarları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tabii ki de Naramsin'dir hocalarım. Şimdi Akatlar biraz önce de bahsettiğim gibi bu adamlar aslında Sami ırkından gelir ve Güney Mezopotamya bölgesinde yaşıyorlar. Sargon öncülüğünde kuruldular yani Sargon kurucularıdır. Başkentleri de Agade şurada yazıyormuş zaten. Ona da dikkat edin. Marduk biraz önce bahsettik Babil'in baş tanrısıydı. O yüzden burayla hiçbir alakası yok Marduk'un. Şu Şam Tamhari. Buna da çok takılmanıza gerek yok. Mücadele kralı demektir. Akatların en önemli efsaneleridir. Belki bu yönüyle gelebilir. Mücadele kralı anlamına geliyor. Ama Naramsin ise Akatlarda adam zaten Sargon'dan sonra geliyor. Torunu olaraktan başa geçiyor. Başa geçtikten sonra da adam önce kendini Akad'ın tanrısı, arkasından da dünyanın dört bölgesinin kralı ilan ediyor. Şimdi burada önemli olan Akad'ın tanrısı ilan etmesidir. Çünkü bu olayla beraber tanrı kral anlayışı Mezopotamya'da ortaya çıkmaya başlar. Hatta bu adamlar bütün Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra evrenin kralı unvanını kullanacaklar. Ve hocalarım Akatlar bir imparatorluk haline geldikleri için Akatça o dönemde diplomasi dili haline geliyor. Mesela Kadeş Anlaşması biliyorsunuz ki Akatça olarak yazılmıştır. O yüzden de önemlidir. Peki Akatlara kim son verdi diye sorsa o zaman Gutiler. Hiçbir önemli özellikleri yok. Tek yaptıkları şey bence Akatları yıkmak olabilir. Buna da dikkat edin. Ve Akatlar tarımla da uğraşıyorlar. Bu adamlar mesela
Dicle ve Fırat nehirlerini açtıkları nehirlerle, şey nehirlerle diyorum, kanallarla beraber birleştirecekler. Bu da bölgede tarımın gelişmesinde etkili olur. Yani bunun dışında çok önemli özellikleri yok. İlk disiplinli ordu falan filan. Bak, ilk disiplinli ordu derse Akatlar, ama ilk defa orduları oluşturan derse sürekli ordular. Disiplinli değil de sürekli. O zaman Sümerlere gideriz. Bu ayrıma da dikkat edin. Burada disiplin dediği andan itibaren Akatlar sorumuzun cevabı olur. Geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki, Hindistan bölgesinde etkili olan kas sisteminin sınıfları ile ilgili karşılarında yapılan tanımlamalardan hangisi yanlış verilmiş diye sormuş. Şimdi Hindistan'ın en büyük bence baş belasıdır kas sistemi dediğimiz sistem. Ve kas sisteminin Hindistan'a nasıl geldiğini de biliyorsunuz. Aslında Ariler adı verilen bir topluluk tarafından gelecek. Yani Hindistan'ın kendi içerisinde üretmiş olduğu bir sistem değil. Ama Arilerden dolayı gelir ve çok katı bir şekilde burada uygulanacak hocaları. Şimdi beraber şu sistemin alt başlıklarına bir bakalım. Brahmanlar demiş, din adamları doğru, en üst sınıfta zaten bunlar yer alıyor. Brahmanların hemen altında evet kşatriyalar buradaki düzenle gider. Asil ve askerlerden oluşur, doğrudur hocaları. Vaisyalar hemen altında köleler diye tanımlanmış, yanlış. Vaisyalar ise tüccarlar ve çiftçilerin oluşturduğu, tarımla uğraşanların oluşturduğu sınıftır. Cevap Ceyhan. Sudralar zanaatkar ve işçilerden oluşur. Bu da doğru hocalarım, Sudralar. Paryalar ise kast sisteminin dışında kalmış olan, bu sisteme giremeyen, hiçbir hakkı olmayan topluluğu ifade eder. O da doğru bir ifade. Cevabınız Ceyhan'a gider. Burada şundan bahsedeceğim. Kast sistemine tepki olarak Hindistan'da Budizm adını verdiğimiz inanış ortaya çıkmıştır. Kast sistemine bir tepkidir aslında. Buna da dikkat edin. Budizm tabi Japonya ve Çin'e de yayılıyor. Çin'den bize yayılıyor. Mesela Tavgaçlar döneminde. Tavgaçlar biliyorsunuz din değiştiren ilk Türk devletidir ve Budizm'e inanacaklar. Budizm biraz daha böyle putperestlik mantığıyla ilerler. Buda adını verdikleri kutsal varlıklara inanıyorlar. Hatta Budizm'de din adamlarına da Burkan adı verilir. Onu da hatırlatmış olalım. Geçelim. Evet, bir diğer sorumuz. Bize diyor ki, Herodot'a göre kralları Aliattes döneminde Lidyalılar ile aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Kızılırmak, yani Halisi savaşını gerçekleştirmişlerdir. Hatta hocalarım, bu savaş çok enteresan bir şekilde neyle beraber bitecek? Güneş tutulmasıyla beraber. Güneşin tutulmasını Thales o dönemlerde hesaplar, aslında bunları da bildirir. Ama adamlar, şuradan önce bir işaretleyelim. Ha, buraya zaten Lidyalılar seçenekler de Lidyalıları arıyorum ha. Hocalarım, Lidyalılar ile Medler arasında olacak, onu bir işaretleyelim. Adamlar yıllarca savaştılar karşılıklı olarak. Thales aslında güneş tutulmasını hesaplıyor ve bunlara da diyor ki, bak böyle böyle güneş tutulacak, haberiniz olsun. Ciddiye almıyorlar zaten savaş ortamında ya. Savaş devam ederken güneş tutulup da gün ortasında hava kararmaya başlayınca korktular. Dediler ki kesin Tanrı bizi cezalandırıyor, bu yüzden güneş tutulmasını, yani bu olayı yaşadık diyerekten pat diye savaşı bitiriyorlar. O zaman Halisi, diğer adıyla Kızılırmak Savaşı, Medlerle Lidyalılar arasında gerçekleşmiş ve güneşin tutulmasıyla beraber son bulan mücadeledir. Tabii ki Thales'ten de bahsettik, onu da zaten biliyorsunuz. Evet, böylece bunu da toparlamış olduk. Bence dikkat edin. Hatta Medler değil de Persler için söylüyorum. Persler hatırlayın, Lidyalılara son vererek Anadolu hakimiyetlerini güçlendiriyorlar idi. Onu da daha önce bahsetmiştik. En son İyonyalıları köşeye sıkıştırmışlar idi. Pekala, geçelim. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Bizans tarafından Antalya bölgesinde inşa edilmiştir diye sormuş. Şimdi ÖSYM Bizans uygarlığı ile ilgili kesinlikle mimari eser soruyor. O yüzden ben de burada bir toparlamak adına bu soruyu yazdım. Beraber bakalım. Hocalarım, Aspendos tiyatrosu direkt zaten cevapla beraber başlıyor. Antalya'da Romalılar tarafından yapılan önemli mimari eserlerden bir tanesidir. Zaten Aspendos tiyatrosunun dışında bir de yine Antalya'da Hadrianus kapısı vardır. O da yine Roma uygarlığına ait. Bunun dışında diğerlerine bakalım. Şu Aya İrini karnesi dediği İstanbul'daki Doğu Roma mimari eserlerinden bir tanesi. Meryem Ana Kilisesi kesinlikle sorulur. İzmir'dedir hocalarım. Buraya da İzmir diye yazalım. Augustus Tapınağı, bu da karşınıza gelebilir. Nerede? Ankara'dadır. Efes Antik Kenti, zaten Efes'ten yakalarsın. Bu da yine İzmir'deki mimari eserlerin arasında yer alır.
Tabii bunun dışında mesela Ankara'da sadece Augustus Tapınağı yok. Onun yanında Roma Hamam var, Elma Dağı Su Yolu var. Bir de hipodromları vardır Ankara'da yapmış oldukları. İzmir'de Meryem Ana zaten burada var. Efes Antik Kenti var. Bir de Celsius Kütüphanesini oluşturacaklar. Antalya'yı saydık, İstanbul. İstanbul'dakileri zaten sormuyorlar ya. Belki Aya İrini, biraz gıcık diye ben onu yazdım buraya. Ayasofya'yı yakalarsın, Çemberlitaş'ı yakalarsın, Yerebatan'ı yakalarsın. Bozdağ'ın su kemeri var bir de. Belki onu yakalayamayabilirsin. Ona dikkat etmiş olman yeterli olur. Geçelim hocalarım. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Soru bize diyor ki Roma uygarlığında M.Ö. 451'de patriciler ile pleblerin mücadelesi sonucunda 12 levha kanunları ile ilgili hangisi söylenemez diye sormuş. Beraber bakalım. Şimdi öncelikle şunu bileceğim. 12 levha kanunları burada yazdığı gibi patrici ve pleblerin mücadelesinden ortaya çıkar. Bizim nerede o? Patriciler dediğimiz grup geniş toprak sahipleridir. Buraya geniş toprak sahipleri diye yazalım. Şu plebler adını verdiğimize mülk sahibi olan ve ticaretle uğraşanlar. Bunlara da tüccar diyelim. Yani daha çok gayrimenkulü var. Ev, arsa, dükkan gibi düşün. Ama patriciler direkt tarım arazisi. Tamam, bu şekilde bir zenginlik. Şimdi bu ikisinin mücadelesi biliyorsunuz ki krallık döneminde başlar Roma'nın. Fakat krallık döneminde yaşanan bu mücadelelerin sonunda hatta plebler bazı haklar da elde ediyor tüccarlar. Cumhuriyet dönemine geçiliyor. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde ise bu patrici ve pleblerin mücadelesi devam edince Roma uygarlığı dedi ki abi bu olmaz. Bizim dediler bir şeyler yapmamız lazım. Bu sorunu çözmemiz lazım. Bu amaçla da Dekembir adı verilen hukukçular yan yana geldiler ve 12 levha kanunları adı verilen hukuk kurallarını oluşturdular. 12 levha kanunlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi Roma hukukunun temelini oluşturur. Bu yönüyle dikkat edin. Şimdi beraber bakalım. Patricilerin keyfi davranışları önlenmiştir 12 levha kanunları ile beraber, doğru. Krallık döneminde hazırlanmıştır, yanlış hocalarım. Krallık devrinde patrici pleblerin mücadelesi başlar. Ama şeyin oluşturulması 12 levha kanunlarının cumhuriyet dönemidir. Buraya bir cumhuriyet diye yazalım. Sosyal sınıf ayrımını ortadan kaldırılmasında etkili olmuştur. Doğru. Kasıt ve ihmal ayrımı yapılmıştır. Aslında çok güzel bir şey yapıyorlar. Bu Hititlerde de var gerçi. Bu da güzel bir şey. Miras hukukuyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu da güzel. Yani bunların dışında zaten 12 levha kanunları ile ilgili takılmanızı gerektirecek bir şey yok. Ama bu düzenlemelere çok çok dikkat edin. Çünkü bunlar üzerinden karşınıza soru gelebilir. Genel itibariyle zaten hukuksal düzenlemelere dikkat edin hocalarım. Mesela Anadolu'da Hititlerle beraber. Çünkü Hititlerde de biliyorsunuz yapılan hukuksal düzenlemelerle beraber resmi nikah gibi kavramlar adamların hayatına girmeye başlayacak. Bu yönüyle de karşınıza gelebilir. Bu arada Telepinüş zamanındadır. Hatta Telepinüş Anadolu'da Hititler için söylüyorum. Anadolu'da ilk defa kanun çıkartan kral olarak bilinir. Ve hem resmi nikah hem de medeni kanunun temellerini atmış oluyorlar. Telepinüş'ün çıkarttığı kanunlarla beraber. Adam şunu yapıyor en önemli şeylerden biri. Kasten adam öldürmeyle kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırıyor. Hani burada kasıt ve ihmal dedik ya, burada da bu ayrımı yapmışlar. Yani hukuk kuralları artık daha ince ayrıntılara doğru girmeye başlayacak. Buna da dikkat edin. Evet, bununla beraber ilk çağ uygarlıkları ile ilgili benim ayırdığım yazdığım sorular arasından sorular biter. Bundan sonra İslamiyet öncesi soruları da beraber devam edeceğiz. Hocalarım kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle.